başlatayım, derse başlayalım. Hazır mıyız? Bir göreyim herkesi, hazır olanları bir göreyim. Şöyle bir artı koyun. Hazır olanlar artı koysunlar. Tamam, artıyla eksiyle anlaşalım. Evet, Tuğba hazır, Şeyda hazır şu an. Evet, hazırız. İlk Nur hazır, Arzu. Evet, Tuğba, güzel. Tamam, herkes hazırsa. Arkadaşlar geçen hafta destanlarla ilgili bayağı bir detaylı konuştuk. Destanları konuştuk. Anlatmalık türlerden, destanlardan bahsettik. Önce çalışmalardan bahsettik. Sonra daha öncesinde motiflerden bahsetmiştik. İçeriklerine girdik. Değil mi? Nüshalarından bahsettik. Varyantlarından bahsettik. Bayağı bir uzun konuştuk. Umarım destanlarla ilgili tekrarlarınızı yapmışsınızdır. İzlemeyen, geçen hafta derste olmayan, bu hafta burada olanlar da umarım YouTube'dan izlemişlerdir. Destanlar bahsi kapanmıştır diye umuyorum. Şimdi geliyoruz halk hikayeleri arkadaşlar. Anlatmalık türler halk hikayeleriyle başlıyorum. Sevgili arkadaşlarım. Halk hikayesi nedir? Önce tanımlayalım. Nedir? Bu nasıl ortaya çıkmıştır? Bunu kim anlatır? Bunu kim dinler? Burada ne anlatılır? Bunun biçim özellikleri, dil özellikleri bunlar nelerdir? Şöyle etraflıca halk hikayelerini bir tanımaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi halk hikayesi şudur arkadaşlar. Açık öğretim temel kaynağımız. Onun üzerinden gidiyoruz. Onun dışında da malum kaynaklarımız var. Onlar üzerinden gidiyoruz. Şimdi halk hikayesini açık öğretim şöyle tamamlıyor. Diyor ki Anadolu'da. Tabii Anadolu demeden evvel şunu söylemem lazım benim. Halk hikayelerinin başlangıcı sevgili arkadaşlarım ta sözlü edebiyata kadar gider. Tabii bugün algıladığımız, anladığımız biçimiyle değil. Sözlü edebiyatta nereye gider? Bu törenler vardı biliyorsunuz. Şölenler, şeylan değil mi? Orijinal ismiyle şeylan dediğimiz şölenler var. Bu şölenlerde arkadaşlar ne yapılıyor? Asya'da, Orta Asya'da. Bu şölenlerde bir takım hikayeler anlatılıyor. Bunu edebiyatçılar halk hikayelerinin temeli olduğu noktasında değerlendirirler. Sonra devam ediyor. Fuat Köprülü'nün Selçuklularda, Oğuz Türklerinde, Saray'da bir hekatçının bulunduğundan bahsettiği kayıtlarda vardır. Selçuklularda da sarayda padişahları eğlendirmek için bir takım hikayetçiler vardı. Burada da hikayeler anlatılırdı diye taklitler yaparlardı, hikayeler anlatırlardı ve işte saraydaki padişah eğlendirirlerdi şeklinde bir değerlendirmesi var. Bunu da halk hikayelerinin kaynakları arasında Fuat Köprülü göstermiştir. Tamam mı? Dolayısıyla biz bugün aşıkların anlattığı halk hikayelerinin ilk anlatıcılarının Kam, Şaman, Baksı, Ozan dediğimiz bu kişiler olduğunu da değerlendirebiliriz. Özellikle Ozanlar. Çünkü bir yerden sonra Kam, Baksı bunlar daha çok böyle büyü, sihir işleriyle uğraşmaya başlamışlar. Hikaye anlatma, şiir söyleme işi Ozanlara kalmış. Sonra bu Ozanlar daha sonra mesleğini, bu bir meslektir aynı zamanda, aşıklara bırakır. Aşıklardan, halk aşıkları, biz de 16. yüzyılda başlatacağız birazdan. Aşıklardan sonra da meddahlar devralır. Tamam mı? Ozan, aşık, meddah. Bu gelenek böyle sürer. Bugün de stand-upçılar bu işi yapmaya çalışıyorlar kısmen. Böyle bir süreç anlamında bakacak olursak. Tamam. Burayı geçtim. Şimdi ne dedik? Anadolu dedik. Anadolu'da arkadaşlar aşık lık geleneğini ya da halk hikayesi anlatma geleneğini bizim 16. yüzyılda başlattığımızı unutmayın. Tabii bunun öncesi var. Çok öncesine kadar götürebiliyoruz. Birazdan konuşacağız. Ama Anadolu'da 16. yüzyılda başlar. Şunu da ifade etmek durumundayım. Bu bir tesadüf değildir arkadaşlar. 16. yüzyılda başlamış olması bir tesadüf değildir. Çünkü kahvehane kültürü 16. yüzyılda başlamıştır Anadolu'da. Kahvehane kültürü.
hikayeler de genel itibariyle bu kahvehanelerde anlatılır. Tabii düğünlerde, ne bileyim başka meclislerde filan da anlatıldığı olmuştur ama esas olarak kahvehane kültürünün başlamasıyla aşıklık geleneği, halk hikayesi anlatma geleneği başlamıştır. Aynı zamanda kahvehaneler Osmanlı'daki ilk din dışı kurumlardır. Bunu da unutmayın. İlk din dışı kurumlardır. Bu halk hikayesi ifadesinin, kavramının kullanılması, ilk kez kullanımı 9. yüzyılda, pardon yanlış yazıyorum, 9. yüzyılda El-Cahiz tarafından, Arap bir bilgindir bu, ilk kez hikaye kavramı orada kullanılıyor. Halk hikayesi kavramı ilk kez Cahiz, El-Cahiz, şurada yazayım, Al-Cahiz diye de geçer, El-Cahiz. İlk kez kullanan kişi Al-Cahiz'dir, tamam, Arap. Hikaye kavramını ilk kez kullanan kişi. Onu da notlarımıza ekleyin. Devam ediyorum şimdi. Anadolu'da göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk edebi ürünü. Bak şu ifadeyi çok önemsiyorum. Hangi ifadeyi önemsiyorum? Geçiş dönemi ürünüdür arkadaşlar. Halk hikayeleri geçiş dönemi. Yerleşik hayata geçiş. Şimdi burayı iyi dinle. Destan kültüründen hikaye kültürüne geçiyoruz. Kendi kültürümüze şöyle dönüp baktığınızda destandan hikayeye geçiyoruz. Destan kültürü göçebe hayatın izlerini taşır. Halk hikayesi ise göçebe hayattan yerleşik hayata geçişin izlerini taşır. Bu anlamda arkadaşlar, bu anlamda ilk ürünümüz de hangisidir? Biliyorsunuz bunu, geçiş dönemi ürünü. Destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünü. Nedir? Dede Korkut hikayeleri. Bravo. Dede Korkut. Dede Korkut hikayeleri. Şimdi bunu birazdan geleceğim zaten. O zaman en eski halk hikayesi Dede Korkut'tur desem yanlış olur mu? Olmaz. En eski halk hikayesi Dede Korkut'tur. Tamam? Dede Korkut'tur. Dede Korkut'ta hem destan özellikleri var hem hikaye özellikleri var. O yüzden geçiş dönemi ürünü diyoruz. Anlatımı bağlamında da öyledir. İçeriği bağlamında da öyledir. Tamam. Devam. Yerleşik ilk edebi ürünlerinden olup aşk ve kahramanlık. Arkadaşlar genel itibariyle ne işlenir? Aşk ve kahramanlık konuları işlenir. Zaten biz halk hikayelerini konu bakımında birazdan tasnif yaparken de kahramanlık hikayeleri ve aşk hikayeleri diye ayıracağız. Ağırlıklı olarak aşk hikayeleridir. İşte Köroğlu ve kolları kahramanlık, Kirmanşah gibi. Bunlar kahramanlık hikayeleri. Onun dışında işte Tahir ile Zühre, Fehrat ile Şirin, Emrah ile Selvan, işte Karacaoğlan ile İsmikan, bunların hepsi aşk konusundan bahsederler. Aşk konusundan. Ve şunu da söylemek durumundayız o zaman. Aslında burada ne ortaya çıkmıştır? İslamiyet'ten sonra alp eren tipi, değil mi? Destan bağlamında düşünüyoruz. Destan. O zaman halk hikayesi bağlamında da ne ortaya çıkmıştır? Aşık tipi ortaya çıkmıştır. Tamam? Aşık tipi. Anlaştık. Bunu unutmuyoruz. İslamiyet'ten önce alp, İslamiyet'ten sonra alp eren, halk hikayelerinde de aşık tipi ortaya çıkmıştır. Peki, bir soru sorayım geçen haftalardan bakalım cevap gelecek mi? İlk alp tipi, alp tipinin en güzel örneği, alp tipinin en güzel örneği hangi destanda karşımıza çıkıyor? Alp tipinin en güzel örneği var mı yazacak olan? Tekrar etmiyor musunuz? Oğuz Kağan, bravo Tuğba. Oğuz Kağan, alp tipinin en güzel örneğidir. Peki, çok güzel. Oğuz Kağan, alp tipinin en güzel örneğidir. Alp tipinin son örneği Köroğlu'dur arkadaşlar. Tamam, unutmayın. Alp tipinin son örneği de Köroğlu'dur. Peki, alp eren tipinin İlk örneğine nerede rastlarız? Alp Eren tipinin ilk örneğine Cami-ül Tevarih'te rastlarız. Ne var hocam Cami-ül Tevarih'te?
Oğuz Kağan destanının İslamiyet'ten sonraki versiyonu var. Hatırlarsanız İslamiyet'ten öncesi ve İslamiyet'ten sonraki versiyonlarını, varyantlarını kıyaslamıştık. Birbirinden oldukça farklıydı. İslamiyet'ten sonraki tip Oğuz Kağan tipi Alperen, İslamiyet'ten önceki Alp'tir. Tamam mı? Bunu da unutmayın arkadaşlar. Sonra da aşık tipi ortaya çıkmıştır. Güzel. Devam ediyorum. Bunları notlarınıza aldığınızı umuyorum. Şimdi aşk ve kahramanlık konularını işler. Türk, Arap, İran ve Hint kaynaklıdır. Ah, bak burayı unutma. Bu tasnifler içerisinde geçecek zaten. Bu şekilde tasnif eden halk bilimciler de vardır. Birçok tasnif var. Birazdan göreceğiz. Mesela menşelerine göre ayıran, tasnif eden halk araştırmacılarımız da var. Mesela biz genel itibariyle hep şeyden bahsederdik bundan önce. Mesela destanları nerede buluruz? Çin kaynaklarında derdik hep. Bakın burada Çin kaynaklarından hiç bahsetmiyoruz. Yani halk yerlerinin kaynağında Çin yok. Aklınızda bulunsun. Tamam. Devam. Hekatçı aşıklar ve meddahlar tarafından anlatılan. Bak bu da önemli bir nokta. Ozan, hekatçı, değil mi? Halk aşığı ve meddah şeklinde tarihi bir süreç yapmıştır. Masal anlatanlara ne deniyor arkadaşlar? Masal anlatanlara ne deniyor? Var mı cevap? Masalı konuşmadık ama sanki bilebiliriz bunu. Masal anlatanlara daha çok, değil mi? Masalcı ana, masal nenesi filan deniyor. Masal nenesi, masalcı ana. Destan anlatanlara destancı, ırcı, yırcı ifadelerini kullanıyorduk. Doğru mu? Halk hikayesi anlatanlara da hekatçı, aşık, meddah isimlerini veriyoruz. Hah, devam. Bunları notlarınıza alın. Nazım, nesir karışık. Bak bu da önemli bir noktadır. Halk hikayelerini diğer türlerden mesela masaldan, fıkradan, değil mi? Destan, yine manzum ayıran en önemli özellik nazım nesir karışık olmasıdır. Nazım nesir karışık olması en önemli özelliklerinden biridir. Buraya kadar her şey anlaşıldı mı? Bir göreyim anlayanları. Evet, bir göreyim. Kimse yok mu? Ben kendi kendime mi konuşuyorum? Evet, şeyde tamam. Bilgisayar, telefondan mı dinliyorsun? Telefondan biraz zor oluyor sanırım. Evet, peki. Geçtim. Evet. Devam ediyorum. Şimdi şurada Boratav'ın bir değerlendirmesi var. Bu değerlendirmeyi de okumak istiyorum. Halk hikayeleriyle ilgili. Şöyle bir cümlesi var. Diyor ki, yeni ve orijinal bir nevi karakteri alarak meydana gelen halk hikayelerinin, şöyle şurayı da bir alayım bu tarafa da. Şu çeti de şuraya aldım. Heh. Ne diyor? Bak şurada güzel ifadeler var. Yeni bir karakter ortaya çıkıyor diyor bak. Yeni bir karakter, yeni bir tür ortaya çıkıyor. Halk hikayeleri yerini tuttuğu destanların, evet, destanların yerine geçiyor. Birçok vasfını taşıyor. Fakat bunlar onun asıl karakterini vermiyor. Onun asıl karakteri destanla aynı olamaz çünkü anane değişikliği zayıflıyor. Destan geleneği zayıflıyor. Göçebe hayat ortadan kalkıyor. Yerleşik hayat başlıyor. Kahvehane kültürü başlıyor. Toplumun kültürel algısı değişmeye başlıyor. Dolayısıyla destan yerini halk hikayesine bırakıyor. Bunda en etkili sebep de nedir diyor? Sosyal şartlar. Bu Boratav'ın halk hikayeleriyle ilgili değerlendirmesidir. Peki halk hikayelerine dedik ki arkadaşlar, halk hikayeleri bir köprüdür. Neyin köprüsü? Destan ile modern roman arasında bir köprüdür. Tamam. Modern roman arasında bir köprü. O zaman destanla ilgili ortak özellikler bulmamız lazım. Madem geçiş dönemi, madem destana ait özellikler taşıyor, ortak özellikleri nelerdir? Bunların farklı özellikleri nelerdir? Bunları görmek gerekiyor arkadaşlar. Mesela destanda da olağanüstü özellikler vardır, ağırlıklıdır. Değil mi? Halk hikayelerinde de olağanüstü özellikler vardır.
Mesela ortak bir nokta. Destanlar manzumdur. Değil mi? Sonra manzum hale çeviriyor. Önce nesil, sonra bir ozan tarafından bu manzum olarak ne yapılır? Toparlanır, değerlenir. Manzumdur son hali itibariyle. Halk şiirleri manzum nesir karışıktır. Mesela. Değil mi? Şurada var zaten. Destanda konu tarihten alınır. Bunlar ortak özelliklerdi. Fakat halk hikayelerinde tarihten alınanlar da var, tarihten alınmayanlar da var. Değil mi? Tarihe bağlı olanlar da var, tarihe bağlı olmayanlar da var. Mesela Köroğlu destanının, değil mi, Celali ayaklanmalarıyla ilişkili olduğunu değerlendirenler var. Mesela Fuat Köprülü gibi. İşte Ercişli Emrah ile Selvi Han'ın yine Van Kalesi'nin kuşatılmasıyla ilgili tarihe götüren, tarihe bağlayan değerlendirmeler var. Ama bunun dışında tamamen olağanüstü, tarihle bir ilgisi olmayan halk hikayeleri de var. Bak, geçtim. Manzumdur destan, halk hikayeleri manzum nesir karışıktır. Olağanüstülükler daha yoğundur. Şahıslar ve olaylar gerçeğe daha yakındır. Çünkü ne yapıyoruz? Bakın, destandan hikayeye, hikayeden romana geçiyoruz. Olağanüstülükler giderek azalıyor. Değil mi? Daha yakın. Gerçeğe daha yakındır. Konu genellikle kahramanlık, yiğitlik ve savaştır. Buraya ne gelmiştir? Aşk. Ağırlıklı olarak aşktır. Kahramanlık konularını işleyen birkaç halk hikayemiz de var. Köroğlu'nun kolları gibi, Kirmanşah gibi. Ama ağırlık itibariyle aşk. Aşk, aşk. Sevgilinin peşinde düşen, diyar diyar dolaşan, gariban insanlar. Anlaştık mı? Evet. Peki. Buraya kadar tamamız. Buraya kadar tamamız. Şuraya geçeyim. Şunu şuraya alayım. Pardon. Şunu şöyle küçükleyeyim. Evet, şu an görüyorum. Herkes tamam diyorlar. Herkes tamam diyor. Devam ediyorum. Geldim şöyle ikinci slaytımıza. Bakalım burada neler söyleyeceğiz. Şimdi şu chat'i de şuraya açayım. Şunu biraz da küçültmem lazım. Peki. Şimdi arkadaşlar, halk hikayesi nedir? Az önce konuştuk. Dedik ki halk hikayesi destan ile roman arasındaki merhaleyi oluşturur. Sözlü ürünler çok eskilere dayanır. Ta şaman kültürüne kadar götürdüm. Söz edebiyata kadar götürdüm. 14. yüzyılın başından itibaren görülmeye başlar. İşte ilk kez dediğim gibi El Cahiz dediğim kişi kullanır. 14. yüzyıldan sonra dünya edebiyatında, Araplarda falan görülür. Ama bizde başlangıç süreci 16. yüzyıldır. Sebebini konuştuk. Özellikle Doğu Anadolu'da, Kars, Erzurum, Ardahan bölgelerinde uzun kış gecelerinde aşık kahvelerinde söylenen anlatılardır. Sebebi ne olabilir? Neden acaba Doğu Anadolu bölgesinde çok yaygındır da diğer bölgelerde bu kadar yaygın değildir? Var mı bununla ilgili fikri olan? Bununla ilgili fikri olan var mı? İran'a falan yakın diye mi? Evet. Aslında bir yakınlık kurman mantıklı Tuğba. Kışlar çok uzun, süper. Evet, bu da mantıklı. Bu da çok mantıklı. Evet, aslında yakaladınız. Bir, iklim şartları aslında bununla etkili oluyor. En etkili olan unsurlardan birisi hani eğlence kültürü. İklim, kışların uzun olması. İki, aslında Azerbaycan'a, Orta Asya'ya yakın olmasından kaynaklanıyor. Dedim ya az önce, aslında bu Azerilerde bu hikaye anlatma geleneği, hekakçılar, nağıl anlatanlara nağıl deniyor o bölgede. Hekakçı da deniyor ama ağırlıklı olarak
Doğu Anadolu ve Azerbaycan'dan nağıl ismi veriliyor. Belki birazdan gelecek, orada da söyleyeceğim. Bu nağıllar, hekatçılar çok yaygındır. Yani bizdekinden çok daha öndedir Orta Asya'da. Çünkü daha o sığırlara, şölenlere kadar götürürler. En önemli etken de budur aslında arkadaşlar. Tamam. Bir de iklim şartları. Devam. Hikaye anlatma geleneği İslamiyet'ten önceki törenlerde de görülür. Az önce konuştum. Bu anlatıların birçoğu değerlenememiş, günümüze kadar getirilememiştir. Şimdi arkadaşlar, Türk boylarında genel olarak dastan, destan gibi bir takım söyleyiş farklılıkları olsa da hikaye için destan adı verilir. Destan ifadesi kullanılır. Halk hikayesi için destan sözcüğü kullanılır. Aklınızda olsun. Dede Korkut'ta boy boylamak, soy soylamak diye bir ifade var değil mi? Şu manzum kısımlara, manzum olanlara soy soylamak. Manzum. Kısımlara soy soylamak. Mensur kısımlara boy boylamak deniyor. Boy boylamak. Oldu mu? Oldu. Artı 12 K'ye bir ön sözden oluşuyor biliyorsunuz. Bir kişi geldi. Dur bakalım. Hazan. Neredesin Hazan? Hazan'ı aldım. Sonra gerçi yeni bir nüshası daha bulundu. Onu Dede Korkut'ta konuşuruz. Ayrı bir konu o. Bu her bir hikayeye de arkadaşlar, her bir hikayeye de, her bir boya, hikaye yerine de kullanı, kol yerine de hikaye kelimesi kullanılmaktadır. Şurayı bir daha alayım. Burası dağıldık. Mensur kısımlara hikaye dendiği gibi boy boylamak kısmı, boylama kısmına, nesir kısmına boylamak, manzum kısmına soy soylamak dendiği gibi her bir hikayeye de yine kol dediğimiz her bir hikaye, her bir kola da hikaye adını veriyoruz. Tamam? 12 tane, 12 hikaye, 12 kol diye de adlandırıyoruz. Anlaştık. Evet. Bir de yine Köroğlu'daki o kollara da ne diyoruz? Hikaye yerine kullanıyoruz. Köroğlu'daki kol kelimesi hikaye yerine kullanılıyor. Dede Korkut'taki her bir boy boylamadaki boylama yine hikayedir. Tamam? Aynı zamanda nesir kısımlarına yine ne diyoruz? Boy boylamak kısımlarına da hikaye adını veriyoruz. Anlaştık. Hikaye, destan gibi metinlerde farklı bölümlere kol adı da verilir. Yani kol kelimesi de hikaye yerine kullanılır. Boy kelimesi de hikaye yerine kullanılır. Dede Korkut'taki boy kelimesi, Köroğlu'ndaki kol kelimesi hikaye yerine kullanılan sözcüklerdir. Kısacası bu. Peki. Bunu da geçtim arkadaşlar. Burayı da geçtim. Şimdi gelelim önemli bir noktaya. Şimdi halk hikayelerinin arkadaşlar şekil ve içerik özelliklerini detaylı bir şekilde konuşacağız. Halk hikayelerinin şekil ve içerik özellikleri. En önemli özelliğimiz, bir defa halk hikayeleri manzum, nesir karışık ürünlerdir. Bu yönüyle masal, efsane ve fıkradan ayrılırlar. Çünkü bunlar mensurdur. Ayrıca halk hikayeleri daha uzun türlerdir. Değil mi? Masal, efsane ve fıkradan daha uzundur, daha hacimlidir. Hatta öyledir ki yatak yeri dediğimiz yerler vardır. Bir gecede bitmez, bir sonraki geceye kalır. Yatak yeri dediğimiz orada hikaye bölünür, sonra devam edilir. Uzun türlerdir. Şimdi manzum ve mensur iki bölümden oluşur dedik. Şimdi o bölümlerin de kendi içerisinde bir takım detayları var. Onlara bakacağız. Şimdi manzum bölüm arkadaşlar. Bir, fasıl dediğimiz. Aslında burada şunu da görmüş olacağız. Şekil özelliğini, hikayelerin, halk hikayelerinin genel itibariyle biçim özelliklerini görmüş olacağız. Manzum bölümle başlar. Tamam mı? Halk hikayeleri manzum başlar. Asıl hikayeye gelene kadar bu bölüm manzum bir bölümdür. Sonra asıl hikaye mensur bölümdür. Sonra araya yine manzum parçaları serpiştirilebilir. Ayrı bir konu. İşte bu
Biz bu ilk bölüme ne diyoruz? Fasıl adını veriyoruz. Daha henüz hikayeyi anlatmaya geçmedik. Oturduk, kahvedeyiz. Ahali oturuyor kahvede. Sandalyelerine kurulmuşlar. Çıkmışım ben de. Elimde bağlamam, sazım var. Hikaye anlatacağım. Daha hikayeye henüz geçmedi. Tamam, geçmedi. Hikayeye başlamadan önce elimdeki sazı çalmaya başlarım. Ve ben burada şiir okurum arkadaşlar. Burada bir kural var. Bir kural var. En az 3 şiir okumak zorundasın. Tamam. Eğer şiir okuyorsan burada en az 3 şiir okumak zorundasın. Bunlar içerisinde divani okuyabilirsin. Divani biliyorsunuz halk edebiyatında aruzla yazılan, 15 derece ölçüsüyle yazılan, 3 failatın 1 failinden oluşan şiirlerdi. Bunları daha önce konuşmuştuk. Divani okuyabilirim burada. Tamam. Burada tecnis, cinaslı bir koşma, cinaslı bir türkü okuyabilirim. Burada asıl hikayeye geçmeden önce bir tekerleme okuyup sonra asıl hikayeye geçebilirim. Tekerleme. Daha çok böyle komik, gülünç bir. Aslında burada asıl konuyla bir ilgisi yoktur bunun. Milleti böyle canlandırmak, ortama katmak maksadıyla yapılır bunlar. Hüner göstermek için yapılır. Tamam mı? Burada bir koşma okuyabilirim. Cinaslı ya da cinassız fark etmiyor. Genelde 11 eceli olur. Genelde 11 eceli olur. Burada bir destan, en az 5 dörtlükten oluşan bir destan okuyabilirim. Tamam mı? Burada bir muamma, daha önce sormuşsam muammanın cevabını verebilirim. Değil mi? Hatırlayın buna konuşmuştuk. O beldeye bir aşık gittiğinde kahveye bir muamma asılırdı. Millet onu çözmeye çalışırdı. Sonra işte bu millet toplandığında, bir araya geldiğinde o muamma çözülerek hikayeye geçiş yapılabilirdi. Bunu hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla muamma okuyabilirim. Bakın bu fasıl bölümüdür. Daha hikayeye henüz geçmedik. Daha hikayeye geçmedik. Burada katmam gereken bir takım bilgiler var. Onları söylemem lazım. Arkadaşlar, not. Manzum kısımlarda aşık özgür değildir. Ne demek hocam? Aşık özgür değildir. Değiştiremez. Mevcut divani okuyorsun, tecnis okuyorsun. Bunları değiştiremez. Tamam, bunları değiştirmen mümkün değildir. Daha çok burada duygu yüklü kısımlar söylenir. Yine manzum kısımlarda karşılıklı konuşmalar ilerleyen bölümlerde tabii. Hikaye başladıktan sonra aşıkla maşuk birbiriyle konuşurken yine manzum olarak birbirleriyle konuşurlar. İşte Aslı ile Kerem sazlarını ellerine alır konuşmaya başlarlar gibi. Manzum kısımlar üzerinde bir değişiklik yapamazsın. Değişiklik yapamazsın. Daha çok duygu yüklü kısımları ve karşılıklı konuşmaları. Duygu yüklü kısımlar ve karşılıklı konuşmalar. Unutma bunu. Manzum olarak ifade edilir. Tamam mı? Ama şunu yapabilirsin bak. Manzum kısımlarda şunu yapabilirsin bir aşık olarak. Araya kendin dörtlükleri ekleyebilirsin. Ekleyebilirsin. Kendin dörtlük ekleyebilirsin. Fakat mevcut şiiri bozamazsın. Mevcut şiiri bozamazsın. Bu dörtlük eklerken de şöyle bir kural var. Daha önce söylediğin o dörtlüklerin ölçüsünden daha düşük olmamalı. Yani 11'li ise 8'li olmamalı. Böyle bir kaide var. Böyle bir kaide var. Tamam. Burayı bir daha söylüyorum. Asla değişiklik yapamazsın manzum kısımlarda ama istersen sen oraya dörtlükler serpiştirebilirsin. Mevcut dörtlüğü bozamazsın. Tamam. Bak şurada söylemiş zaten. Anlatıcı hikayenin aslında bulunmayan manzum parçalar eklemekte özgürdür. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mevcut manzum bölümleri, parçaları değiştiremezsin. Çünkü bunu insanlar ezbere biliyorlar. Bak çok çok yaygın bir gelenek bu. Orada dinleyiciler ezberinde bunu biliyorlar. Özellikle manzum kısımlar ezberlerinde. Hele bir değiştir. Vururlar adamı orada. Adamı götürürler. Sen ne yapıyorsun derler. O yüzden değiştirmen mümkün değildir. Tamam mı? Ama şimdi geliyorum ikinci kısım dediğimiz mensur kısımlara. Mensur. Mensur kısımlarda değişiklik yapmakta özgürsün. Hikayeyi değiştirebilirsin yani kendince bir şeyler ekleyebilirsin. Tamam mı? Şimdi ikinci bölüme geldim. O kısmı birazdan geleceğim. Döşeme dediğimiz bölüm. Daha henüz hikayeye geçmedik. Döşeme.
Az önce dedik ya bir tekerleme söyler diye. Mensur bir tekerleme söyler. Buna döşeme bölümü diyoruz. Döşeme. Dedik. Tamam. İşte bu döşeme bölümünde arkadaşlar sorularda sıkça karşınıza çıkan bir takım kavramlar göreceksiniz. Azerbaycan'da buna üstadname deniyor. Döşemeye. Nedir bu? Geleceğiz. Kars civarında sersuhane deniyor. Erzurum civarında Selçuk ya da peşlev adı veriliyor. Yani asıl hikayeye geçmeden önce burada söylediğin bir takım şiirler var. Az önce de söyledik bunları. İşte bu şiirlere farklı bölgelerde farklı isimler veriliyor. Azerbaycan'da üstadname aynı şey. Kars civarında sersuhane, Erzurum'da Selçuk ya da peşlev adı veriliyor. Bu hepsi aynı. Nedir olay hocam? Asıl hikayeye geçmeden önce söylediğin şiirlere, döşeme bölümü diye adlandırdığımız bölümde okuduğun şiirlere bu isimler veriliyor. Daha sonra asıl hikayeye geçiliyor. Belki burada şunu bilmek lazım hani fark olarak Selçuk sadece manzumdur arkadaşlar. Selçuk manzumdur. Üstadname, sersuhane, peşrev bunlar manzum nesil karışık olabilir. Bazen nesil bölümlerinde olur bunlar. Tamam. Evet, sorularda sıkça karşınıza çıkacak bunlar. Bunlar sıkça karşımıza çıkacak. Evet, geçtim ve artık geldik 3. bölüm dediğimiz asıl hikayenin olduğu bölüme.